Bütün meseleden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Her salı olduğu gibi bu salı da tekrar karşınızdayız. Akşam gazetesi yazarı Güray Göktürk ve Yeni Şafak gazetesi yazarları Hilal Kaplan ve Salih Tuna ile birlikte siyasetin, gündemin öne çıkan sıcak başlıklarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Oldukça yoğun bir gündem var. Özellikle bugün Ankara'nın gündemi oldukça yoğundu. Hem meclisteki bürokratların görevlerinden istifa edip adaylığını açıklamasına yönelik, adaylık başvurularına yönelik son gündü bugün. O bakımdan yoğun bir gün geçirdi meclis. Çözüm süreci toplantısı vardı yine Ankara'da hiç şüphesiz ki. Tüm bunların bağlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Latin Amerika turu ve bu bağlamda uçakta yaptığı açıklamalar, o açıklamalarda da en dikkat çeken hiç şüphesiz ki Hakan Fidan'ın adaylığı noktasındaydı. Tüm bunlar siyasetin, gündemin, Ankara'nın, Türkiye'nin sıcak başlıklarını oluşturuyor. Bu bağlamda çözüm sürecinde gelinen son durumda ve 7 Haziran seçimlerine hazırlanan muhalefetiyle, iktidarıyla siyasi partilerin o durumu da yapmış oldukları açıklamalarda dikkat çeken başlıklar. Biz de gündemin en sıcağından başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o açıklamalarıyla başlayacağız. 7 Haziran seçimleri ekseninde eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın istifası ve bu istifanın ardından Erdoğan'ın yapmış olduğu adaylığa doğru bakmıyorum açıklaması, hiç şüphesiz ki AK Parti'nin içinde bulunduğu durumu ya da Cumhurbaşkanı Başbakan arasındaki o diyaloğu ve tırnak içinde bu faktörde Hakan Fidan'ı da konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. En azından muhalefetin yapmış olduğu açıklamalar veya AK Parti kanadından gelen açıklamalar da bunun bir göstergesi. Şimdi Salih abi seninle başlayalım istersen. Fidan'ın adaylığı noktasındaki açıklamalar, eleştiriler konusunda Erdoğan'ın açıklamaları malum. Hemen öncesinde de Bülent Arınç'ın paralel açıklamaları vardı Erdoğan'ın nazarında. O da Fidan'ın adaylığına doğru bakmadığı noktasında açıklamaları vardı. Ve muhalefetten gelen de bazı eleştiriler var. Bazı eleştiriler Davutoğlu'na itibar kazandırılması amacıyla yapılan bir oyun olarak görüyor bunu. Buna benzer farklı ifadeler var. Kazandırmak nedir o? Onu anlamadım. Sonuçta Davutoğlu'nun dediği oldu. Erdoğan'ın dediği olmadı bu bakımdan. İtibar politikası olarak da öne sürülüyor ki muhalefetin açıklamaları. Buna benzer çok fazla gerekçe gösterebiliriz yani muhalefet için. İtibar deyince hani sayın başbakanın bir itibara ihtiyaç yok. Aslında bu küçültücü bir ifade. Kimsenin itibara ihtiyaç yok. Hayırlı olsun demek düşer. Artık bu saatten sonra karar verilmiş. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından evvel bir gün önce yazılar yazılır ve teslim edilir Cumhur Gazete'ye. Evvel bir yazı yazmıştım Yeni Şafak gazetesinde. O yazının başlığı Hakan Fidan konusunda yanıldık mı idi. Başlık biraz provokatif gibi duruyor. Yanılmak demek şöyle bir yanılgıyı ihsas ettirmek istemedim. Yani kendisinin aldığı pozisyon, yapıp ettikleri ve kendisine verilen değerle ilgili değil. Yapmış olduğu görevi bir hakkın yerine getiren bir insanın bu görevi yaparken ki biricikliğinin altını çizmekti. Yani çok kritik bir görevdeydi ve bu kritik görevi hakkıyla yerine getiriyordu. Ve o görev neredeyse onsuz olmayacak kadar önemli bir görev yürütüyordu ki o yazıda da belirttim, yine hatırlatayım. Yani belki de dünya tarihinde ilk kez bir devletin, başka bir devletin politikacısı başka bir ülkenin MİT müsteşarı atandığı zaman açıklama yaptı. Yani İsrail'den gelen açıklamayı hatırlatmak istedim ben. Daha sonraki süreçte de oynamış olduğu kritik görevler, daha sonra yine İsrail'den gelen açıklamalar ve çok çok önemli Oslo'daki, ki medyaya sızmıştı, orada son derece işlek bir zeka olduğunu görüyorsunuz konuşurken. Ve oradaki altını çizmemiz gereken şey şudur, o ifadeleri medyaya yansıdığı kadarıyla söylüyorum. Bu tarz sorunların siyaseten çözülmeyeni yoktur. Mealen aktarıyorum yaklaşımı. Ve Türkiye'nin bu kadar nedamelli bir ortamda, Orta Doğu'da ve birçok iç ve dış dinamiğin kaşıdığı bu çözüm sürecinde oynamış olduğu çok kritik görev, daha da kritik bir süreçte, ki unutmayalım çözüm süreci içinde gerek seçim sürecinde gerek seçimden sonra komplikasyonlara açık olarak çok değişik saldırılara maruz kalacak. Türkiye çünkü bunun da kendisini var ettirebilme, bununla inkişaf bulma bakımından
değerlendirdiğimizde çözüm sürecinin yine biricikliği var. Bir bu var. İkincisi paralel yapı dediğimiz 30 yıllık, 40 yıllık bir yapı ve bir yaralı hale gelmiş ama sökülmemiş, çözülmemiş bir yapı. Onun da hedefe koymuş olduğu bir insan Hakan Fidan. Aynı zamanda Hakan Fidan'ın bu konuda belirli bir tecrübesi de vardı Sayın Fidan. Bütün bunları düşündüğümüzde bu sorumluluğunun devam etmesinin doğru olduğunu düşünerek yazmıştım. Sanırım 3 aşağı 5 yukarı Sayın Cumhurbaşkanımız da bu nedenlerden hareket ederek doğru bulmadığını söylüyor. Ama şurada en fazla herhalde tartışılan da bu belki de. Erdoğan'a rağmen bir ismin ve Erdoğan'ın da karı benim kara kutum dediği bir ismin görevinde kalmaması ve istifa etmesi ve AK Parti'den aday olması çok fazla konuşuluyor. Hani o Erdoğan'ın AK Parti üzerinde etkisi, Başbakan Cumhurbaşkanı arasındaki o konuşmalar, görüşmeler genel olarak nasıl bir fotoğraf çiziyor? Olması gereken şeyler mi? Yani çok fazla biz konuşuyoruz ama bak o kadar da üzerinde durulmaması gereken bir konu mu Fidan'ın bu adaylığı? Yani dürüst olmak gerekirse konuşulması gereken bir konu. Ama işte Sayın Cumhurbaşkanı buna vermiş olduğu cevap var. İşte yetki ve sorumluluk alanlarından bahsederek, oraya vurgu yaparak ve görüşünü söyledi. Sonuçta tercihin Sayın Başbakan'da olduğunu, yeni müsteşara atandığında işte onay makamında bulunduğunu ihsas ettiği, ifade ettiği bir yaklaşım var. Yani bunlar kamuoyuna yapılan açıklamalar. Fotoğraf şey bir fotoğraf mı? Fotoğraf tartışma kaldırır bir fotoğraf mı? Evet, tartışma kaldırılır bir fotoğraf. Çünkü zaten tartışma kaldırmasın diye Sayın Cumhurbaşkanı daha önce bu konuda medyaya açıklama yapmayacağını söylemişti. Hatırlarsanız. Evet. Bu açıklamaya yapma gereği nereden doğdu? Düşünmek gerekiyor. Ya Erdoğan da eğer böyle iki kere üzerine basarak söylüyorsa konunun o da tartışılması gerektiği yönünü mü artık? Hayır, medyada yer aldıktan sonra nedeni yer aldıktan sonra mecburen açıklama gereği duydu. Biz onu görüyoruz. Ya medyada yer aldı. Yani açıklanmaması gerektiği dediğim konu şu değil. Sonuçta bu gizli kalacak bir şey değil. İstifa ettiyse biliniyordur. Onu söylemiyorum. Şöyle de olabilir ama mesela. Ama bugün konuştuğumuz konular medyada yer alınca ister istemez bir açıklama yapma gerekiyor. Yani şu Erdoğan Hakan Fidan'ın adaylığını istemiyorum diye bir açıklama yapmasaydı, hayırlı olsun deyip konuyu kapatsaydı belki de bu kadar çok fazla konuşmayacaktık. O bağlamda Erdoğan'ın bana rağmen Fidan aday olduğu açıklaması da hani konunun belki tartışılması gereken belki de o fotoğrafın farklı noktalarını görmemiz gerektiğini mi işaret ediyor? Medyada yer alış şekline bakarsanız o açıklama yapma gereğini duyduğunu anlayabiliyorsunuz. Hemen hemen her şey yer aldı. Artık bunu hilafına bir şey söyleyebilmesi için biliyorsunuz açık sözlü ve sözün arkasında duran bir siyasi şahsiyetten bahsediyoruz. Şimdi şöyle yani konuşulması gereken bir konu mu? Kesinlikle konuşulması gereken dedin sen. Şimdi hangi noktasını o zaman konuşmamız gerekiyor bunun? Yani ben şunu söylemek istiyorum. Şayet Türkiye başkanlık sistemi konuşuluyor. O artık daha da bu başkanlık sisteminin daha yoğun bir şekilde konuşulacağını görmüş oluyoruz. Çünkü bu daha sonra yaşanabilmesi olası fikir ayrılıklarının işaret taşı ve önemli bir işaret taşı. Bu kadar söyleyebilirim. Peki Gülü Hanım, siz nasıl gördünüz Fidan'ın adaylığı? Adaylığın onaylanması, Erdoğan'ın adaylığa olumlu bakmıyorum açıklaması. Şimdi tabii ben ne AK Parti kulislerinde olan, Ankara kulisleri olan biri değilim. Dolayısıyla herhangi bir arka plan bilgisi olmadan şöyle sadece görünüşüne bakarak basında yer aldığı kadarıyla bir değerlendirme yapabilirim. Birkaç gündür birkaç şey söyleniyor bir kere onların üzerinden giderek başlayayım. Bir tanesi biraz önce sizin söylediğiniz aslında bu yapay bir karşı çıkış. Erdoğan'ın onayı olmadan asla olmaz ama Erdoğan
boyuna. Davutoğlu onun emirleri gibi her dediğini yapıyor ve bir tek parti şey, tek adam yönetimi var imajını da sarsmak üzere. Bakın işte ben karşı çıktığım halde yapabiliyor. Demek ki inisiyatifli bir başbakanımız var. Havası yaratmak için verdi bu resmi diyenler var. Ben Erdoğan'ı tanıdığım kadarıyla hiç böyle dolambaçlı imajlar peşinde koşacak biri olmadığını düşünüyorum. Aklına ve bu açıklamasının da çok spontan bir açıklama olduğunu düşünüyorum. İçinden geldiği gibi konuştuğu bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Bu itibar edilebilecek bir görüş değil. Bir başka söylenti de şu. Biliyorsunuz PKK'nın çerçeve yasa çıktıktan sonra özellikle muhatap olarak bir istihbarat servisi şefi ile değil de bir siyasetçi ile muhatap olmayı tercih edeceği konuşuluyordu. Bu PKK'nın da istediği bir şey olabilir. Yani Hakan Fidan Kamu Güvenliği Bakanlığı gibi bir bakanlık oluşturulabilir. Bunun hem MİT hem jandarma istihbarat, yani bütün teşkilatlar, bütün güvenlik teşkilatları, kurumlar, istihbarat teşkilatlarının evet, bağlı olduğu Kamu Güvenliği Bakanlığı olarak, yani adı başka da olabilir ama bu tip bir bakanlığa getirildiği takdirde zaten MİT'in de üzerinde olur ve MİT'e de istediği gibi, yani kaldığı yerden aslında bu sorumluluğu devam ettirebilir ve bir siyasi kimlikle devam ettirebilir. Böyle bir pozisyonda hem çözüm süreci içinde oynadığı rol, hem paralel yapı ile mücadele sürecinde oynadığı rolü bir üst düzeye taşıyarak yürütebilir. Anladım. Böyle bir durum olabilir. Ve bu aynı zamanda PKK'nın da bundan sonraki müzakerenin bundan sonraki aşaması için talep ettiği bir şey olabilir. Şimdi ama olay nasıl, neden böyle oldu konusunda bana çok daha basit bir şey gibi geliyor. Ama dediğim gibi arka plan bilgim olmadığı için olabilir. Bu biraz naif olabilir. Erdoğan biraz önce Salih'in de söylediği gerekçelerle karşı çıktığı belli. Yani iyi, çok önemli bir kilit bir noktadaki bir bürokratın belki bir dönem daha devam etmesini istiyordu. Bir dönem sonra zaten siyasete geçmesi beklenir yani. Dünyanın bütün istihbarat servislerinde çok uzun süre kalmaz başındaki kişi. Çok tabii yıpratıcı bir şeydir ya da çeşitli sakıncaları ortaya çıktığı için olacak bir genel tecrübe sonucu 4-5 sene plan kalırlar ve mutlaka başka bir alana geçerler. Şu aşamada bu seçimde erken görmüş olabilir, olsa olsa erken görmüş olabilir, buna karşı çıkmıştır. Ama mesela şöyle tahliller yapılıyor. Şimdi madem ki Erdoğan'a rağmen aday oldu, o zaman aday listelerini hazırlayacak olan merci de, sonuçta son onayı verecek olan merci de Erdoğan olduğuna göre gayri resmi olarak, o zaman listeye almaz deniyor. Şimdi bu asla buralara kadar gidecek bir şey değil. Bana öyle geliyor ki isteksizliğin sebebi ortada. Erdoğan o mevkinin hemen değişmemesi, bir dönem daha, bir kritik dönemi de Fidan başkanlığında geçirmesini istiyordu. Ama Fidan kendi kariyer planı çerçevesinde böyle bir şeyi direttikten sonra bu bir çelişkiye veya bir probleme yol açmaz diye düşünüyorum. Bu tıpkı şunun gibidir. Diyelim ki bir gün çocuğunuz gelir karşınıza, evleneceğim ben der. Siz aslında daha erken dersiniz, evlenme dersiniz, bilmem ne dersiniz, karşı çıkarsınız. Ama hayır, ille de evleneceğim dedi mi artık ona köstek olmazsınız. Ne onu silersiniz üstünü, ne kötü davranırsınız, ne engellemeye çalışırsınız. Hatta hemen düğün hazırlıklarına başlarsınız. Yani bu onun gibi bir şey, istemedi olmasını ama kıymetinden bir şey kaybetmiş olduğunu zannetmiyorum. Bundan sonraki kariyer olmasa daha iyiydi ama sineye çekip mevcut görevinde en iyi biçimde değerlendirmesini yolu açılacaktır AK Parti içinde ya da yeni mecliste. Anladım. Ben bunu önemli bir kriz gibi görmüyorum ama dediğim gibi, yani hiçbir kulis bilgi olmaksızın söylediğim şeyler bunlar, onu da belirteyim. İlel Hanım. Evet, yani öncelikle Cumhurbaşkanı'nın çok kırgın olduğunu düşünüyorum ben bu meselede ve
yaptığı açıklamaları böyle cümle cümle okursanız, böyle hani çok güvendiğiniz bir insana karşı böyle bir sistemkar bir tavır var. Yani aynen içindekini dışına yansıtmış Cumhurbaşkanı açıklamalarında. Ben öyle okudum. Fidan'ın tabii ki şahsi kararı, benim görebildiğim kadarıyla bu kararı niye verdi diye baktığımızda, mesela hani yoruldum meselesi çok ön plana çıkıyor. Yani yorulduğunu söylemiş olduğunu ifade etmişti Sayın Cumhurbaşkanı. Burada şöyle bir durum var. Yani Hakan Fidan MIT'i öyle bir noktaya getirdi ki aslında MIT'in kapsamı alanından çok daha fazlasına tekabül eden, evet, işler yaptı ve yani sadece MIT müsteşarı olduğu için değil, Hakan Fidan olduğu için yaptı o işleri. Ve bu noktada artık MIT müsteşarlığından daha siyasi olan, daha karar alıcı mekanizmalarda birebir yer alan bir yere çekmek istediğini düşünüyorum. Yani mesela hani ne yazık ki işte bir paralel yapının ihaneti olarak duyduğumuz bir dışişleri toplantısı vardı, hatırlarsınız. Evet. Orada açık açık güvenlik bürokrasisindeki koordinasyon eksikliği, işte siyasi karar alma mekanizmalarındaki bazı ortaya çıkan durumların bir takım güvenlik bürokrasisi içinde kişilerce kale alınmadığı gibi ifadeler vardı. Bu noktada Fidan'ın siyaset içerisinden bu güvenlik bürokrasisinin koordinasyonu anlamında, ki bu Suriye meselesini ilgilendiriyor, Irak'ı da ilgilendiriyor, çözüm sürecini de ilgilendiriyor. Yani daha önce MIT müsteşarıyken birebir ilgilendiği meseleler neyse, oradaki tecrübesiyle siyaset alanında yer alarak onları ilgilendiren işler yapabilir. Ve sanıyorum adaylığını koyma sebebi de bu olacaktır. Yani işte bir örnek verelim. Şimdi mesela tır meseleleri değil mi? Tırların durdurulması meselesi. Şimdi bir seneyi geçti üzerinden. Ve paralel yapı jandarmayı kullanarak yaptı bunu. Değil mi? Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlandı mı şu anda? Hala. Mesela bence bu çok olmaması gereken bir şey. Şimdiye çoktan tedbir alınıp, karar alınıp uygulamaya geçilmesi gereken bir şeydi. Aha. Mesela paralel yapının her tür yapıya sızmış olduğundan bahsediyoruz. Devlet içerisinde çöreklendiğinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yaş toplantısında herhangi bir paralel yapı tasfiyesi oldu mu? Mesela MIT buralara istihbarat vermiyor mu sizce bu hususta? Ama bunun karşısında bir uygulamada eksiklik varsa, bu noktalarda belki daha inisiyatif alacağı bir pozisyona gelmek istiyor olabilir diye düşünüyorum. Yani açıkçası işin şu tarafı da benim açımdan net. AK Parti hareketinin, bu partiye dahil olacak herkes için geçerli olan şey şu: bu partinin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve başkanlık sistemi hani şu anda de facto yürüyen süreç de jüre döndüğünde bu daha net ortaya çıkacak. Dolayısıyla lider olanın kararı dışına çıkmak çok basit bir mesele değil. Ama umuyorum ki yani Fidan'ın medya üzerinden ben herhangi bir cevap vereceğini asla sanmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu meselenin sönümlenmesini bekleyecektir. Ve bu kararının kendisi açısından ve Türkiye açısından doğru karar olduğunu siyaset alanında yaptığı mücadeleyle gösterecektir diye umuyorum. Dolayısıyla yani mesela işte Cumhurbaşkanı bazı açıklamalarını çarpıtan bir manşet vardı bugün bir gazetede. Mücadeleyi değil siyaseti seçti diye. Ya bu ne demek? Siyaseti seçince siz mücadeleden vaz mı geçmiş oluyorsunuz? Öyleyse bütün siyasileri çöpe mi atalım? Onlar hiçbir şey yapmadı mı? Her şeyi MIT mi yaptı? Yani böyle bir bakış açısı olabilir mi? Dolayısıyla yani bu şekilde bir adam harcama hızı da doğru değil. Yani gerçekten adam harcama katsayımızı da bir gözden geçirmemiz lazım. Özellikle muhafazakar camia açısından söylüyorum. Mesela 7 Şubat efsanesi diye yazılar yazılmaya başlandı, bugün okudum yine bir yerde. Bu paralel ağzıdır. Çok net. 7 Şubat'la ilgili Erdoğan da ne dediği belli. Fidan'ın duruşu da belli o hususta. Efsane değil 7 Şubat. 17 Aralık'ın
ne diyelim, fragmanıydı. Yani 17 Aralık'ta gelmekte olanı bize anlatan bir darbe süreciydi. Mesela bu şekilde kıymetsizleştirmek de doğru değil. Bugüne kadar 5 yıl içerisinde neler yaptığını teslim ederek bundan sonraki süreçte de eğer buna bir şekilde onay verilirse tabii ki yapacakları hususunda bunun üzerinden bakmak lazım ve MİT içerisinde yaptıklarının boşa gideceğini düşünmüyorum. Fakat MİT'in kurumsallaşmasını tamamlamadığı da ortada. Anladım. Aslına bakarsanız Türkiye'de hiçbir yapı kurumsallaşmasını tamamlamadı. Biz o yüzden başkanlık sisteminden bahsediyoruz. Anladım. Yani bu kurumsallaşmayı yerleştirmek için. Şimdi reklama mı gideceksin? Kesinlikle reklama gitmemiz gerekiyor. Orada tamam. Bölmeyeyim diye diğer konuya geçmeden kısa bir ara verelim. Tamam. Ardından konuşmaya devam edelim. Burası Çiçek Sepeti. Her gün 10.000'e yakın sipariş alıyoruz. Türkiye genelinde 81 ilde 500'e yakın çiçekçiyle çalışıyoruz. Bu süreci yönetmek hiç de kolay değil. Bugün Vodafone'dan yarın hazırım ekibi bizi ziyarete geldi. Bize özel bir mobil uygulama geliştirdiler. Çiçekçimiz mobil uygulamayı indiriyor, bir bakıyor yeni sipariş. Siparişini hazırlıyor, fotoğrafını çekiyor. Biz de siparişin doğruluğundan emin oluyoruz. Ayrıca uygulamanın navigasyonu var. Trafik durumuna göre hangi siparişi daha önce teslim etmesi gerektiğine karar veriyor. Vodafone ile birlikte hızımıza hız kattık. Bu kadar kolay. Bir dokunuşla. Vodafone'un İşinize özel geliştirdiği uygulamalarla işletmeniz yarına hazır. İkiz. Ben soracağım galiba. Ne soracaksın oğlum? Soracağım. Dede, vaden doldu mu? O ne biçim soru be? Ya ne yapıyorsun birader? İnsan dedesine böyle bir soru nasıl sorar? Abi ne dedim ki? Vaden doldu mu? Vadeymiş. Ben sizin ikinizi de gömerim be. Ha yok be dede, o anlamda değil. Yani bankadaki vaden doldu mu diye. Biraz saçlık lazım da. Öyle söylesene kerata. Ya oğlum dedemizin Akbank direkt serbest hesabı var. Öyle vade made filan beklemeye gerek yok. Ne kadar lazım? Akbank direkt serbest hesapla vade beklemeden istediğiniz zaman para yatırın ve çekin. Paranız yüksek faiz kazanmaya devam etsin. Hemen gelin Akbank direkt serbest hesabın %10-25 tanışma faizini kaçırmayın. Hayırsız. Sen önce dedeni follow et. Ne de olsa Akbank'lı, direkt bankacılıkta da farklı. Takipteyim dedem. Sevince durma durma koş ardından. Zaman yoktur git aşkı izle ondan. Sevince. Opet'i 9. kez üst üste müşteri memnuniyeti en yüksek akaryakıt markası seçen Sevince tam seven Türkiye'ye sonsuz teşekkürler. Sevince. Bu takımı alıp böylece salonumuza koysak. Televizyonu da şöyle koy. Nereye? Böyle mi koyalım? Annenize de haber vermek isterseniz buyurun yeni telefonunuz. Hayalinizdeki istikbal mobilyalar şimdi Vestel 102 ekran Smart LED TV ya da akıllı telefon hediyeli. Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 9 taksitte. Burası Çiçek Sepeti. Her gün 10.000'e yakın sipariş alıyoruz. Türkiye genelinde 81 ilde 500'e yakın çiçekçiyle çalışıyoruz. Bu süreci yönetmek hiç de kolay değil. Bugün Vodafone'dan yarın hazırım ekibi bizi ziyarete geldi. Bize özel bir mobil uygulama geliştirdiler. Çiçekçimiz mobil uygulamayı indiriyor, bir bakıyor yeni sipariş. Siparişini hazırlıyor, fotoğrafını çekiyor. Biz de siparişin doğruluğundan emin oluyoruz. Ayrıca uygulamanın navigasyonu var. Trafik durumuna göre hangi siparişi daha önce teslim etmesi gerektiğine karar veriyor. Vodafone ile birlikte hızımıza hız kattık. Bu kadar kolay. Dokunuşla. Vodafone'un işinize özel geliştirdiği uygulamalarla işletmeniz yarına hazır. Bir fotoğraf ne anlatır ki? Fotoğrafta neye bakmalı? Karedekilere mi yoksa fotoğrafın arkasındakilere mi?
İki entelektüel bir fotoğraftan yola çıkarak günlük siyasi gelişmeleri değerlendiriyor. Etienne Mahçupyan ve Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün, Passepartout'da siyasal gündemi fotoğraf üzerinden değerlendiriyor. Passepartout TV.net'te. Arış, pırlanta sanatı. Okay Gönensin, Markar Eseyan ve Fuat Uğur kum saatinde yanıtlıyor. MİT Müsteşarı'nın siyasete girmesi neyi değiştirir? Hakan Fidan'ın siyasete girmesiyle çözüm süreci olumsuz etkilenir mi? Cemaat CHP ittifakından CHP tabanı nasıl etkilenir? Kum Saati TV.net'te. Kızım sakın telefon bağlama. Patroncum seninle acilen konuşmam lazım. Konuşalım. Bak şirketin gittiği yol yol değil. Bu yol mu yol değil? İşte teknoloji hamle. He? Randıman artacak dedin, verdin hepsine cep telefonu, koydun içine interneti, bütün gün çıp çıp çıp. O senin çıp çıplarınla kat kat iş hallediyor bizimkiler. Nasıl? İşte teknoloji hamlesi Hamdi Efendi. Dışarıda olsalar maillerini cevaplıyorlar, sipariş geçiyorlar, toplantılarını yapıyorlar. İşler yürüyor Hamdi Efendi. Hay maşallah. Siz de işte teknoloji hamlesiyle çalışanlarınızın verimliliğini kat kat arttırın diye mobil interneti ve dakikası içinde akıllı telefonlar 29 liradan başlayan fiyatlar Türkcell'de. Uf, yine yağlı. Yağlı saç diye bir şey yoktur. Yapmanız gereken saç derisini yağdan arındırmaktır. Yağ sizin için artık sorun olmasın. Dermokil, kilden gelen güzellik. Zirveye giden hiçbir yol zor değildir. Atlas, Türkiye'nin lastiği. Hem de bonusa özel artı 6 taksit. Hanımlar, artık ula pasta yapmanıza gerek kalmadı. Kekin ustası dankek yapmış. Çok da güzel olmuş. Yumuşacık pandispanya içinde az eriyen enfes kremasıyla dankek rulo pasta. Dankek rulo pasta. Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz bütün meseleye. Gündemin, siyasetin sıcak başlıklarını konuşuyoruz. Hakan Fidan'ın hiç şüphesiz ki adaylığı, MİT Müsteşarlığından ayrılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ayrılık kararına yönelik tepkisi hem seçimleri ekseninde, siyasetinde en önemli maddesini, başlığını oluşturuyor bu bağlamda. Reklamların hemen öncesinde bu konuyla başladık. Reklamlara gittik. Söyleyecekleriniz varsa bu noktada ardından da çözüm sürecine gelişmeler dikkat çekiyor. Yani bir insanla kader arkadaşlığı yaparsınız. İşte 7 Şubat'ın yıl dönümünde belgesellerde de uzun uzun anlatıldı. İşte ameliyat masasını bırakıp Hakan Fidan'a karşı yapılan komployu, evet, göğsünü siper eden bir cumhurbaşkanı var. Aynı zamanda 26. maddeydi. Yani denilir ya, yani kanun düzenlemesi yapıldı. Yine Hakan Fidan'a karşı yapılan komployu. Hakan Fidan'ın da aynı şekilde Cumhurbaşkanı'na karşı yakınlığını ortaya koymuş. Cumhurbaşkanı'nın da sır küpüm dediği bir insan. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması duygusal da değerlendirilebilir. Kendi içinde haklılık payı var da denilebilir. Ama bunlar biraz önce Hilal Hanım'ın bahsetmiş olduğu
ne çabuk insanları yani değerlerinde azaltmaya çalışan bir yaklaşım var muhafazakar kesimde anlamına gelen ifadesini kapsamıyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın sabrı farklı bir sabır. Evet. Çünkü hiç kimseye göstermediği yakınlığı, hiç kimseye göstermediği fedakarlığı Hakan Fidan için ortaya koydu. Evet. Ve sadece onun için değil, bakın biz MİT müsteşarının ne yaptığını biz bilmeyiz ki. Ne bilebiliriz? Yani kamuoyu ne kadar bilebilir? Biz cidden ne kadar bilebiliriz? Sırf Sayın Cumhurbaşkanı arkasında durduğu için müthiş bir Cumhuriyet tarihinde çok ender rastlanan kahramanlardan birisi olmuştur. Ve çıkartılan yani, MİT yasalarıyla birlikte yetki ve görevlerinin sadece onun, artırılması. Onun için diye bir efsane, bir mitos haline dönüştü. Bu da Sayın Erdoğan'ın arkasında ne kadar sağlam olarak durduğunun göstergesi. Dolayısıyla Erdoğan, Gülay Hanım çok iyi izah etti durumu. Yani hani evlenmek isteyen bir çocuk sonuçta kararını alır da işte baba da ona yardım eder diye izah etti. Sanırım şu dönemde en rehabilite edebilecek olan örnek bu olsa gerektir, yaklaşım bu olsa gerektir. Ötesine bakacağız. Yani ama işte bize ne gösteriyor? Orada da bir duygusallık faktörü öne giriyor ama şimdi birçok konuyla da mücadele eden ve mücadeleden geçen bir Türkiye var. Paralel yapı, dış ülkelerdeki o gelişmeler, çözüm sürecinde gelinen nokta. Hani duygusallık da pek bu fotoğraf için açıklayıcı bir açıklayıcı bir fotoğrafı halletmesi lazım zaten. Bir insana bağlı olarak yürüyemez bu mücadeleler. Ne paralel yapıyla mücadele, tabii, ne çözüm süreci. Kurumsallaşmak zorunda, kişilere bağlı olmaktan çıkmak zorunda. Bu anlamda belki bu değişiklikte bir kurumsallaşma gereğini daha açık ortaya çıkaracaktır. Öyle düşünemezsiniz. Hakan Fidan gitti, çözüm sürecine hiçbir şey olmaz bence. Bilmem şu anda AK Parti yönetiminde 30 kişinin kafa yorduğu bir mesele bu. Unutmayın, çözüm sürecini başlatan Erdoğan'dır. Hakan tabii, Fidan tabii değildir. Tabii. Çözüm sürecini aslında Emre Taner başlatmıştır Hakan Fidan'dan önce. MİT rapor yazmıştır. MİT Emre Taner döneminde artık devletin bu resmi politikası değişmezse bu iş çözülmez diye çok geniş bir rapor yazmıştır. Sonra bu devlet aklını değiştirmiştir. Devlet aklı değişmiştir. Erdoğan bu meseleye sahip çıkmıştır. Hakan Fidan bunun uygulayıcısı olmuştur. Yani çözüm sürecinin kaderini veya fikrini Hakan Fidan bulmuş değildir. Hakan Fidan bir bürokrat olarak bu işte yoğun çalışmıştır. Anlaşılan müzakerede iyi bir adam, becerikli bir adam ve iyi götürmüştür. Ama bu fikir onun değildir. Anladım. Zaten. Sadece onun çözüm süreciyle başlamamıştır. Onun için böyle şeyler konuşmak bile abes. Devlet içinde bu işle yetkin insanlar bu işle uğraşmaya devam edecekler yani. Bir de zaten kamu güvenliği müsteşarı gidiyor artık İmralı görüşmelerine. Yani onun bir daha bakanlık çok, haline getirmesi ihtimali var herhalde değil mi? Evet, sanıyorum. Yani işin istihbarat boyutundan yavaş yavaş siyaset boyutuna geçtiği bir dönemi de yaşıyoruz. Sadece çözüm süreci bağlamında değil mesela. Devlet içindeki o yapılanma, paralel yapıyla mücadele, IŞİD'le olan mücadele, rehinelerin kurtarılması bağlamında. Kişiye bağlı şeyler değil. Anladım. Peki Erdoğan neden ben adaylığına sıcak bakmıyorum dedi. Bu bağlamda hani etkin bir şekilde çalıştığı için olamaz mı acaba Fidan'ın onun yerine henüz doldurabilecek yani şu farklı anda, bir isim üzerine ulaşamadıklarını düşündüğü için mi? Düşünmüş olabilir. Tercih etmediği bir şeydir. Onun kafasında onun orada bir 4 sene daha kalması vardır muhtemelen. Daha iyi gider diyordur ama gitti diye de bir şey olmaz. Yerine başka kurumlar oluşur. Kurumsallaşmaya gidilir. Böyle prensipte bir itirazdan ziyade bana kalırsa pratik ihtiyaçlar açısından bir itirazdır. Tercih etmediği bir şeydir ama olduğu zaman da kıyamet kopmaz. Yani ben bence ne çözüm sürecinde ne paralel yapıyla mücadelede ne Suriye meselesi gibi meselelerde herhangi bir zaafa yol açacak bir şey değildir. Anladım. Kaldı ki ben Hakan Fidan'ın Bakanlar Kurulu'ndaki görevinin de zaten böyle çerçevelenmiş bir görev olacağını tahmin ediyorum. Adı ne olur bilmem ama onunla daha üst düzeyde yani bütün o kurumların başlarıyla istişare içinde daha üst düzeyde bir siyasi platformda ilgilenen bir konumda olacaktır. Anladım. Bence fazla büyütmemek lazım. Peki şimdi bugünkü açıklaması Erdoğan'ın adaylığına olumlu bakmıyorum Fidan'ın açıklamasının hemen ardından da paralel yapıyla mücadelede tek başıma kalsam bile. Devamlı tekrarlamasını da şöyle yorumlamak lazım. Şimdi bir kere söyledi bunu. Tamam. Şimdi bir daha sorulunca aynı şeyi söylemezlik edemez. Zaten söyleyecek. Bir başka gazeteci yarın öbür gün tekrar sorsa aynı açıklamayı tekrar yapmak zorunda.
Bu onun, Erdoğan'ın bu açıklamayı defalarca yapmak istediğinden değil, bir kez söylediği şeyi yeni sorular karşısında değiştirmeyeceği için söylüyor bana kalırsa. Her gün aşırı bunu kendi isteğiyle ortaya atıyor değil yani. Peki. O açıklamanın devamında, o uçaktaki bu açıklamanın devamında paralel yapıyla mücadelede tek başıma kalsam bile ben bu mücadeleyi sürdüreceğim cümlesi de dikkat çekti. Acaba Serap, senin düşünceni merak ediyorum. O Fidan'ın adaylığıyla bu açıklamayı yan yana koyup konuşmak... Yan yana koymamak gerekiyor. Yani o konudaki dirayetini ortaya koyan bir cümle ki... Yapıp ettikleri de öyle ve önemini altını çiziyor. Yani baktığı yeri gösteriyor. Yani kişilere çoğulculuğa bakarak değil, çoğunluğa bakarak değil, pardon. Bu konuda bir ilkesel bir tutum aldığını ve vazgeçmeyeceğini ortaya koyuyor. Bunun Hakan Biten'den bağımsız değerlendirilmesi gerekiyor. Tek başıma kalsam da mücadeleye devam edecek. Yani bu açıklamanın sanki devamından gelmişler. Eleştirileri de beraberinde getiriyor. Bu mücadeleden Hakan Fidan bir kenara çekiliyor anlamına gelir ki Hakan Fidan çekilse de paralel yapı çekilmez yani onunla mücadele yapmaktan. Çünkü 20 yıl önce Yaşar Büyükkanıt'ın yaptığı bir şeyi 20 yıl sonra ödeşen bir yapıdan bahsediyoruz. Sabri Uzun'un İlk kitabında ayrıntılı bir şekilde anlattığı üzere ki bunun örnekleri çok zaten. Yani Hakan Fidan bugünden itibaren tırnak içinde söylüyorum şakirt olmaya karar verse paralel yapı onu affedecek değildir yani. Anladım. Yani o zaten Hakan Fidan'ı biz de bunun için seviyoruz ya. Yani işte Mossad'ın hedefe koyduğu bir insan olduğu için paralel yapıyla mücadele yaptığı için Erdoğan'la son derece uyumlu bir şekilde senkronize bir şekilde hareket ettiği için seviyoruz ya. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi AK Parti'nin artık her bakımdan siyasi literatürde hakim parti diye tanımlanan bir partiye dönüştüğünü biliyoruz. Burada Türkiye'de ana muhalefetin malum durumunun da etkisiyle, muhalefetin MHP'nin de durumunun da etkisiyle aslında AK Parti hakim bir parti olarak önümüzdeki yıllarda kendi içinde bir takım farklı görüşler etrafında kümelenmeler olması, buna siz isterseniz klik diyebilirsiniz, isterseniz parti içinde değişik düşüncelerin kümelenmesi diyebilirsiniz. Bu tip kümelenmeler olması ve Türkiye'nin en temel meselelerinde yapılması gereken içerik tartışmasının esas AK Parti içinde yapılması dönemine de hazırlıklı olmalıyız. Ben bunu esas itibariyle eğer usulüne uygun yapılırsa, etik olarak doğru bir biçimde yapılırsa olumsuz değil, olumlu bir şey olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten mesela AK Parti ile CHP karşılıklı gelip doğru dürüst bir başkanlık sistemi tartışması yapamıyor. Çünkü CHP sadece tek kelimeye indirgemiş durumda, diktatörlüktür istemem diyor. Oysa başkanlık sisteminin tartışmaya değer birçok boyutu var. Bunu MHP ile de yapamıyor. Yani nasıl çıkar bir tartışmanın yürüyebilmesi için taraflar olması lazımdır. Sizin karşısındaki taraf tartışmanın derinleşmesi için gerekli isteği yoksa, donanımı yoksa ya da öyle bir niyeti yoksa tartışmadan kalır. Ama bu meseleler tartışmaya muhtaç meseleler. Bunun içinde başkanlık sistemi de sayabilirsiniz, faiz politikasını da sayabilirsiniz. Veya bundan sonraki o medeniyet projeleri etrafında yürüyen tartışmalar, bütün bunların AK Parti içinde yürümesi gerekiyor. Çünkü zaten dışarıyla muhatabı yok dışarıda. Bu hakim parti buna denir. Bir çatıdır, bir çerçevedir ama %50'sini toplumun temsil eden bir yapıdır. O %50 içinde nasıl çok temel meseleler dahil birçok meselede farklı fikirler varsa bu parti içinde de bu fikirler olacaktır. Ve bu parti içinde bu fikirlerin tartışması bence iyi bir şeydir. Yeter ki bu hizipçilik tarzında yapılmasın, kapalı kapılar ardında insan temelinde değil fikir temelinde yapılsın. Yani kişi ayak kaydırmaları, kişi etrafında kadroların, kadrolaşmanın kendi başına önem kazandığı bir durum olmasın. Hakikaten çizgi mücadeleleri yürüyebilir AK Parti içinde farklı. Bunlar başlangıçta şöyle olabilir. Tek tek tematik olarak farklı fikirler çıkar. Ondan sonra bakarsınız o fikirler çizgileşmek
ya da geç yani birbirle tutarlı çizgileşme başlayabilir. Parti içinde iki çizgi mücadelesi yürüyebilir. Bütün bunlar partiye dinamizm getirebilir. Bütün mesele liderliğin bu tartışmaları nasıl ele alacağı, nasıl yürüteceği meselesidir. Belki pek alışkın değiliz biz AK Parti içindeki bu gibi 12 yıllık o iktidar döneminde AK Parti içindeki görüş ayrılıklarının bu kadar açık hani kamuoyuyla paylaşılmasına. İşte bundan sonraki süreçte evet. Belki de o AK Parti içinde görüş ayrılıklarının kamuoyu önünde tartışılmasına biraz daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani çok fazla yadırgamamamız gerekiyor. Başkanlık sistemi konusunda mesela biz biliyoruz ki eski Cumhurbaşkanı ben parlamenter sistemden yanayım demişti. Arınç yanlış hatırlamıyorsam parlamenter sisteme daha yakın bakıyorum demişti. Ta zamanında birkaç sene önce bu tartışma açıldığında. Onun gibi çeşitli bakanlar, mesela Mehmet Ali Şahin'in geçenlerde bir açıklaması vardı. Yine bu yönde bir açıklamaydı. Şimdi muhtemeldir ki böylesine önemli bir meselede AK Parti içinde tartışma olacaktır. Bütün bunlara bölümü fobileriyle de bakmamak lazım. Anladım. Muhalefetin baktığı gibi işte tamam parçalandılar, öldüler, bittiler kışkırtmasına da gelmemek lazım. Hakim parti bu meseleyi kendi içinde tartışabilen partidir işte. Anladım. Bu Türkiye'deki muhalefet eksikliğinin, yani muhalefetin tam anlamıyla muhalefet partisi veya da grubu olamamasının bir sonucu olarak ve ortaya çıkacak. Ve bu tartışmaların sağlıklı yürümesine çok önem vermek lazım. Klikçiliğe dönüşmemesi lazım. Adam harcamaya dönüşmemesi lazım. Ve sağlıklı fikir mücadelesi olarak yürümesi çok önemli. Gülü Hanım'a bir şey eklemek istiyorum. Söylediklerinizde katılıyorum. Yani çizgi siyasetleri, yani işte farklı görüş ayrılıkları, bunlar doğal elbette. Fakat 2011'den beri AK Parti yoğun bir biçimde dizayn edilmeye çalışılan bir parti aynı zamanda. Ve Erdoğan sayesinde bu dizayn çabalarına karşı dik durmuş bir parti. Herhangi bir şekilde bir tasallut vesayet altına alınamayan bir parti. Bundan sonra da eğer bir klikçileşme ya da işte parti içerisinde bölünmelere yol açma gibi arzuları, düşünceleri olanlar bence bunu göze almalı. Yani göz önüne almalı. Yani Erdoğan bir Özal değil, AK Parti bir ANAP değil. Anladım. Yani Erdoğan baktığınızda işte sadece paralel yapıya değil ya da Kemalist bürokratik vesayeti değil. İsrail'e de, ABD'ye de, Suriye'ye de, Mısır'a da, Suudi Arabistan'a da, İran'a da yeri geldi mi karşı koyabilmiş, karşı durabilmiş bir adam. Bakın bugün Suudi Arabistan-Mısır politikasını değiştirmekten bahsediyor. AK Parti başından beri dünyada tek başına olarak direndi. Bu Erdoğan'ın direnci sayesinde oldu. Suriye politikasında ABD bütün kırmızı çizgilerini ezdirdi, politika değişikliğine gitti. Türkiye halen en önde tek başına bu noktada mücadele eden bir ülke. Yani dolayısıyla Erdoğan'ı bu şekilde klikçileşmelerle vesaireyle alt oyulacak bir lider değil. Dediğim gibi onu Özal'la ya da daha önce bu şekilde tasvir edilen diğer herhangi politikacılarla karıştırmamak lazım. Salih abi sen nasıl değerlendirirsin? Önümüzdeki günlerde mesela ilk reklama gitmeden önce belki görüş ayrılıklarının olabileceğine yönelik bir önümüzdeki günlerde olabileceğine yönelik bir söz mü söylemiştim, öyle mi hatırlıyorum ben. Yani ilerleyen günlerde seçimlerden sonra çok daha fazla yeni anayasa çalışmaları başlayacak. Ya söylenecek şeylere, söylenen şeylere fazla sesler duyabilecek miyiz böyle AK fazla içinde? Fazla ilave edecek olduğum bir şey yok. Yani ortak akıl oluşması için özgür ortamda düşüncelerinin ortaya koyulması. Evet, her hareketin akıl oluşması önemli sonunda tabii. Her hareketin en büyük avantajıdır. Zaten eğer ortak akıl oluşturamıyorsa bir hareket kendi içinde donuklaşmaya başlar. Donuklaşıp kokuşmaya başlar ve miatını doldurur. AK Parti bu tarz eleştirel mekanizmalarını sadece AK Parti döneminde değil, bu AK Parti'nin kurucu mimarı olan, kurucusu mimarı olan Erdoğan, belediye başkanı olduğu dönemden itibaren ekip çalışmasına çok değer veren, ortak akla çok değer veren bir insan. Dolayısıyla zaten bu mekanizmayı hep çalıştıran, farklı fikirleri sonuna kadar dinleyen bir insan. Ama şunu göz önünde bulundurmak lazım. Yani Erdoğan'a rağmen bir çizginin şansı yok, evet. Yani şansı yok, ama bu tartışma, bu çatışma olacak mı olmayacak mı ilerideki günler bize gösterecek. Anladım. Şimdiden bir kanaatimi belirtmek istemiyorum.
Tamam. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar devam edeceğiz.